Şimdi hemen ıspanaklı pastanın malzeme listesini sayıyorum. 3 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı ıspanak püresi arasına kullanmak için 2 adet muz, 8-10 adet çilek, muhallebisi için ise 500 ml süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı var. Hemen biz tabii koyduk, Serpil burada kaynatıyor. Bir yandan da 3 adet yumurtayla 1 su bardağı şekerimi güzelce çırptım. Yağını ekledim üzerine, ondan sonra sütünü ekledim. Şimdi vanilyasını ve kabartma tozunu da ekleyeceğim ve alabildiği kadar da un kullanacağım. Bu kısım önemli. Şöyle reklam arasında tabii VTR arasında biz bunları başlattık. Çünkü malum süremiz kısıtlı efendim. Şöyle eleyerek ekliyorum. Püreyi daha koymadım. Püreyi bu şekilde yapabilmeniz için çok az sıvı yağ ile birlikte blenderdan geçiriyorsunuz. Yüksel Bey, elinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız. Ha, iki kadın yapamadı diyor. Bir girdim, iki dakikada yaptım yani. Yok, hiç alakası. Yüksel Bey, dün size çok cimri demişim. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Normal hayatında değil gerçekten, ama yapım tarafında böyle olması gerekiyor. Yapımcı dediği cimri olur. Değil mi Yüksel Bey? Maalesef şartlar, hayatlar ve gerçekler diye bir şey var efendim. O yüzden biz gerçeklerin yanındayız. Her zaman püreyi ekliyoruz. Yüksel Bey, çok güzel olmuş. Vallahi rengi tam bak. Biz dün fıstık baktık, siirt fıstığı. Çok pahalı. Çok pahalıydı, 130 TL'ydi. Ne yapalım dedik, ıspanaklı pasta yapalım dedik. Yani fıstıksız bir pasta olabilir mi fıstık görüntüsünde? Olur tabii, niye olmasın? Malum görüyorsunuz, rengi efsane. 2 dakika sonra reklama gidecekmişiz. Hep beni çalıştırıyor ama, hep çalıştırıyor. Ha, bir de ilk şifre vardı. Ha, ne ilk şifremiz? Kalem. Şu an ekranda ilk şifremizi de görüyorsunuz efendim. Kalem ilk şifremiz. Şöyle bir kelepçelik kalıp istiyorum sizden. Kelepçelik kalıbın zeminine mutlaka pişirme kağıdı yayıyorsunuz. Ve sonrasında kenarlarına tereyağı ile birlikte güzelce yağlıyorsunuz ki rahatlıkla kalkabilsin. Bu arada kekimin renginin güzelliğini görüyor musunuz? Fıstık. Vallahi inşallah kabarır. Kabarır mı Yüksel Bey, ne dersiniz? Bilemedim. Bir... He. Kabarır mı bu kek sence? O kabarmaz diyecek, ben wow. Diyor ki ıspanak püresini ben yaptıysam kesin kabarır diyor. Allah. İşte kendine de böyle. Bir de bu arada sosyal medyada da şimdi şöhret oldu ya kendisi. Takipçileri arttı ya. İyice havalarda benim yapımcım. Bir havalar, bir havalar. Beni paylaşacaksın. Beni paylaşırsan gelir. Şunu, tamam, şunu kıvamını göstereyim, kek kalıbını alayım ve reklama gideceğiz. Serpil, biraz daha un koyayım mı? Bence bir kaşık daha koyun. Tut, oduma tut. Tut, reklama gideceğiz. Kabuk olmasın benim şeyimde. Herkes kendi derdinde işte. Dünya hayat telaşesi. Şey efendim. Tereyağını da evet. Koydum. Muhallebimizi soğutmak için şöyle cam kabımızın içerisine aldık. Üzerine mutlaka streçliyoruz. Şimdi ben bunu kek kalıbıma dökeceğim. Şimdi göstereceğim kıvamını size. Sonrasında da çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Malum pazar macerası olunca efendim birazcık uzun sürüyor. Ve dün çok güzeldi. Bir spatula hemen istiyorum Serpil'im senden. Geldim Nermin, yetiştim. Bakın şöyle güzelce yedirdim. Bakar mısınız kıvama? Renge bakar mısınız şu an? Ekranda muhteşem bir renk var. Yani istediğiniz kadar fıstık kullanın. Bu kadar başarılı bir renk yakalayamazsınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tarifi denemeyen kalmasın. Orta kısmında bol muhallebisi olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Keki de fırına veriyoruz. Dönüşte görüşeceğiz. Evet efendim. Keşke sessiz azıcık kadın bıraksa da. Şöyle açıyorum kelepçesini. Artık özgür bir kek olarak yoluna devam etsin istiyorum. Evet. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Oh mis. Yok yok, ne yakmasın? Niye yaktı? Keki yakmış mısınız diyordu. He, yaktık he. Dede rahatlasınlar mı? Şimdi efendim şöyle. Kağıdımı tutayım sana aşkım, bak şurada. Elimiz yanmasın dedim de. Gözlük takmazsan benim gibi. Alacağım. Evet, mis gibi oldu. Şimdi bunun birazcık sıcağını ben çıkartayım. Çünkü sıcakken kesersem içi hamur olacak. Şöyle birazcık bekleteyim. Orada soğusun çabucak. Sonra ortasından şöyle bir
çukur açacağım. Şu göbeğini tamam. komple şöyle alacağım. Onu da muhallebiyi koyduktan sonra üstüne kapatacağız. Dur, şimdi bunu vereceğim sana. Sürpriz 15 dakikamız. Aa, şöyle bakın. Hiç dert değil. Şöyle bakın. Bir halka yapıyorum. Şöyle güzel bir halka yapıyorum. Evet. Ne yaptın Nermin? Keki parçaladın diyenler var gibi geldi. Vural evet. abi dedi. Duydum. Parçalıyorum keki. Şöyle bakın. Aha. Oh. Şimdi bu keki akşamdan yapıyorsunuz. Birazcık dinlendiriyorsunuz. Bunlar dinlendirince kuruyor. Kuruyan kek daha çabuk, daha iyi bir şekilde rondodan geçiyor. Çünkü bu üstündekini de kullanacağız. Ortasında muhallebi kullanacağız. Şöyle bakın. Ben sana fıstık da vereyim. Birazcık soğutmanız gerekiyor. Ha, üstüne diyor hiç kullanma Yüksel. Fıstık olarak diyor öbür yemeklerimizde kullanırız diyor. Gayet rengi güzel olmuş diyor. Tam fıstık kıvamında. Yok ben, Yüksel Bey bunu burada kullanacağız. Rondomuz yok ya ben sana fıstık veririm Nermin rahat ol. Tamam rondomuz yok biz bunu fıstıkla yapacağız zaten. Bu tamam sana fıstık yaparız Yüksel yarım kilo çıkar buradan. Evet şöyle bu zemini açtık. Şöyle bakın hala dumanı üstünde. O yüzden ne yapacaksınız? İyice kekinizi soğutmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Muhallebimizi soğuttuk. Şimdi birazcık muhallebiden koyacağım. Serpil'cim buyur. Benim kaşığım yok, var mı? Yok muhallebi erimez. Şöyle. Şantili ilk yerisi. Koyacağız muhallebiyi. İyi dedim değil mi Nermin? Aynen şanti değil. Halis molis pastacı kreması. Şöyle pastacı kreması gibi bir kremamız var. Onun bir kısmını koyuyoruz. Şöyle güzelce içlerine gelecek şekilde dolduruyorum. Burada istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Biz dün pazarcıyla boğuşmamızdan sonra birazcık çilek, birazcık muz alabildik. Muzcuya kızdım. Buradan beni izliyorsa. Benim bir tane muzumu çıkardı içinden. 3 tane muz almıştım. Cimriydi o adam. Muzumu çıkardı. Demedi ki kardeşim canın sağ olsun bir tane muz ne olur ki. Çıkardı muzumu içeri. Keşke şarkı söyleyen çocuktan alsaydın. Olsun. Onun, baştan almış bulunduk. Onun nasibiymiş. Evet, ne yapalım? Evet bir de onun kısmetiymiş. Doğru söylüyorsun. Yani ben şey bir uğradığım tezgaha şey yapmam. Aldıysam bir daha şey dönmem yani. Yüksel Bey de pazara gider ilk 4 tezgah her şeyi bitirir çıkarmış. Biz vallahi gezdik. Dün bayağı bir gezdik. Yorulduk şekerim bile düştü. Şekeri düştü bir baktım kendilerini pidecide buldular. Görsel danışmanımızla birlikte Serpil Hanım pideleri götürüyordu. Ne yapalım kardeş? Ben dedim ki ellerim ayaklarım dondu. Serpil nasıl da ellerim soğudu doğru söyle. Buz buz. Buz gibiydi. Ellerim dondu vallahi. Ama dün gerçekten hava çok soğuktu. Bir gün önce çok sıcaktı. Çok enteresan bir İstanbul havası gerçekten. Bir gün önce çok terledim diye o gün dün de ince trenç kotumu giydim. Dün de üşüdüm. Bunun suyunu falan vermek ister misin? Şimdi onun suyunu vereceğim. Şöyle. Bunu böyle bol meyveli yapmak istediğim için böyle biraz tepeleme koyuyorum. Şöyle. Dursun. Şimdi ona dönüyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı senden spatula isteyeceğim. Spatula değil mi? Olabilir. Daha mı kolay oluyor acaba? Tatlı kaşığı bir alayım önce. Şöyle yayayım. Al tatlım. İkisini de verdim sana. Şundan bir yayayım önce. 9 dakika. Tamam her şeyimiz hazır. Sıkıntı yok. Maşallah her şeyimiz bitti. Her şeyimiz hazır. Elhamdülillah. Ama o kek soğumadığı için üzerine hakikaten toz fıstık dökelim biz. Dökelim Nermin. Ne olacak ki azıcık? Biz üzerine onun toz fıstık dökelim. O kekin soğuması lazım. Sonra kötü günde de balık olsun. Serpil'le bizim problemimiz yok diye. Niye benim topuğuma sıkıyor diyor. Ama şimdi yayındayım. Sunucumu desteklerim. Aynen. Yayından sonra sıkıntı yapacakmış bize. Tehditleri duyuyorum artık. Şükran gibi kulağımda artık ses bana geliyor. Nermin. Evet evet açıyor. Bir uhultu. Evet şöyle gördüğünüz üzere muhallebi ile o meyveli kısmı kapatıyoruz efendim. Efsane bir güzellik oluyor. Serpil o benim şeyle... Yapsak olmaz mı? Aa. Diyeyim sana. Kurumadı ya. Kuruması lazım böyle kuruton gibi. Dur. Getirsene bu ıslak. Başka bir kaba yapayım. Sayıyor. Anlatıyor. Yukarıdan anlatıyor şu anda Burul abi. Tamam. Kiki anlatıyor. Getir. Bence olacak. Bak oluyor oluyor. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Ben şu an yukarıyla iletişimdeyim efendim. Şöyle iyice ufalıyoruz. Bunlar böyle kırıntı haline gelecek. Bir gece önceden yapın kekinizi. Nasıl koyun kenara.
Bu iyice böyle şey haline geliyor. Galeta unu gibi oluyor. İncecik rondodan çekiveriyorsunuz şipşak. Gayet güzel oluyor. Bak şimdi bile kurudu yani. Birkaç dakika içerisinde. Şu kalın tarafı. Öbür kek kalmaz diyor. Ben onu iyi veririm diyor Yüksel. Evet ama gerçekten çok güzel oluyor. Bir rengin de hiç ıspanak kokusu almıyorsun. Çok enteresan ya. Mis mis. Aa bugün Nermin şey oldu. Makyaj, ya saçımı başımı hazırlayan arkadaşlarım var benim. Aa, Dilek şey diyor. Ispanaklı kek mi olur dedi. Olmaz mı? Sen dedim yayın sonrası gel. Olmaz mı? Biz yaparız da olmaz mı efendim? Vallahi bak. Sebzemizi pazardan almışız. Dilek kok gel. Ispanağımızı, pazarlığımızı yapmışız evet, pazarcıyla. Şöyle bakın. Daha da küçük olacak bu kuruduğu zaman. Evet. Şöyle. Şuralarını ıslasaydın ya şey tutunsalardı. Dedim ki oralara hiç girmeyeyim. Girse güzel olurmuş. Bak, olsun. Değil mi? Ha? Niye böyle ya? Neyse, zaten bu çok fazla şey değil ya. Böyle kapatacağız. Kenarı düz olsun. Kenarına istiyorsanız çikolata sos geçebilirsiniz. Çok da güzel olur böyle. Çuh. Bak tam da Yüksel'in de aklından geçmiş. Var mı çikolata yapalım hemen kremamız varsa? Şuradan şöyle akıtalım. Bakayım. Hadi, hadi Serpil kok. Gidiyorum. Serpil ekstradan işi çıkarınca valla haklı ama hiç hayır demiyor bak. Canım, canım arkadaşım benim ya. Ya benim kahrımı kim çeker başka ya? Serpil'den başka kim çeker kahrımı? Sen ne kadar çekiyorsun? Senden nazı mı geçtin? Ne istedim senden? Bak Serpil'den istiyorum her şeyi. Şöyle. Şurada açayım ben şunları. İşte şunun bu altta paket açma olayı beni bitiriyor. Bak şu an çok güzel bir görüntü yapacağım vallahi çikolatayla. Vallahi görme sen şimdi. 6 dakikamız var yetişmez o diyor. Başladı gene. Açtım ki ben. Hemen yapacağız biz onu. Ganaşla. Eritme yapmayacağım. Ama çok güzel oldu bak. O çikolata da gelirse iyice pasta renklenecek. Mutlaka deneyin bu tarifi. Bak gerçekten söylüyorum. Çok keyifle yiyeceğiniz, çayınızın yanına eşlik edecek harika bir lezzet olacak. Şimdi birazdan bunu ekip arkadaşları anında yok edecekler. Çok güzel gözüküyor bak. Bak renge bak. Aman Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağında bugün ıspanaklı bir kek. Allah pasta, uzun kek süredir demeyelim, Nermin. Aman Allah'ım dememiştim. Birinin telefonu çalıyor rejide. Kulaklığımı kapattılar. Yayın esnasında telefonlarınızı niye kapatmıyorsunuz sayın reji? Evet. Vallahi geliyor. Şimdi çikolatayı da koyacağım. Şu kekleri de şöyle alayım. Bunlar bir gece beklediğinde dediğim gibi şey gibi kurutabiliyorsunuz bunları. Galeta unu gibi, kruton gibi yapabiliyorsunuz. Pilav oldu mu? Oldu bitti de. Tavanın içinde pilav yaptık. Bu kadar varlığın içinde yokluk. Bakayım Serpil. Dağınıklık olmasın diye topladım onları ben, koleledim de. Anladım. Ondan anladım. Çıkarım. Şu an şuradan şöyle akıtmak istiyorum sadece bakın. Ya Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize. Hamdolsun, şükürler olsun. Sana çevireyim. Akıl vermiş Rabbim. Aklımızı kullanıyoruz. Ya, ya, ya. Pasta yapmak bir görsel şovdur efendim. Şuraya gelme. 2 dakika. Son şifremiz kılıç. Kılıçtan. Evet efendim. Yeter. Bence yeterli. Yapmasın dışarılara ki. Vural abi yok diyor ki bak. Üstlerine de döktü. Vural abimi kıracağım. Vural abi çok saklamayalım yeşili. Kaybetmedik. Tamam bu kadar hafiften. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.